Vishnu Hinduizm'de evrenin koruyucusu olarak kabul edilir. Dünya döngülerden geçtikçe olan biteni gözlemleyip bir kriz olduğunda avatarlarını kullanarak yeryüzüne iner. Vishnu'nun popüler avatarları ya da enkarnasyonları arasında Rama ve Krishna'nın yanında yarı insan yarı hayvan formlarında olan Varaha ve Narasimha da vardır. İnsanlar kendilerine en uygun olan tanrıyı seçerler. Benim ailemde bu Vişnu'nun bir enkarnasyonu olan Krishna'dır. Krishna hakkında birçok hikaye anlatılır. Genellikle flüt çalarken ineklerle birlikte ya da bir çoban olarak tasvir edilir. Krishna'nın yaşamı Hindistan'daki el yazmaları için oldukça popüler bir konudur ve hayatını konu alan resimlerde bulunmaktadır. Bu resimlerden Krishna'nın çok güçlü olduğu vurgulanır. Krishna çocukluğundan yetişkinliğine kadar hayatının her anında bu özelliğini göstermiş güçlü özellikleriyle tanınmıştır. İsmi dolayısıyla resimlerde mavi olarak tasvir edilir. Çünkü Krishna koyu olan anlamına gelir. Koyu renk sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgeler ve aynı zamanda Vişnu'yu da ima eder. Hikayeye göre Kaliya adında bir yılan varmış. Güçlenerek Yamuna Nehri kıyısında yaşayan insanları korkutmaya başlamış. İnsanlar nehirdeki botlarını bile gidemiyorlarmış. O sırada oralarda bulunan Krishna nehir kıyısındaki bir ağaca tırmanarak yılanın başına atlamış ve dans ederek onu kontrolü altına almış. Bunun üzerine yılan merhamet için yalvarmaya başlamış. Yılanın eşleri de Krishna'ya yılanı yok etmemesi ve bırakması için yalvarmaya başlayınca Krishna yılana insanları bu şekilde korkutman hiç doğru değil, huzur içinde başka bir yere git ve bu insanları bir daha rahatsız etme demiş.''